Yardım Kuruluşu Sınır Tanımayan Uçuşlar, Yardım Kanatları Umut Konvoyu, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle evlerinde olan mülteciler için bir yardım kampanyası düzenledi. İnsani yardım malzemeleri taşıyan 11 tır, Frankfurt Başkonsolosluğundan Konsolos Özkan Durmaz'ın da katıldığı bir törenle Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Konvoya İstanbul'dan katılacak olan ilaç yüklü 3 tırla birlikte toplam 14 tır dolusu yardım malzemesi Suriyeli mültecilere ulaştırılacak. Yanımızda bu 11 tırı Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştıracak olan Ekol Lojistik firmasının operasyon müdürü Tahir Bey var. Tahir Bey, nedir bu kampanyanın ayrıntılarını verebilir misiniz kısaca? Mercedes-Benz'in organize ettiği yardım konvoyuna biz de organizasyona katılır mısınız talebi gelince biz de hiç düşünmeden biz de katılırız dedik. Araç talep ettiler bizden. 11 araç tedariği yaptık ve Türkiye'den gelip konvoya eşlik etmek üzere şu an burada bulunuyoruz. Yani siz Türkiye'den araçları buraya getirdiniz. Zannederim Türkiye üzerinden giderken 3 tır daha eklenecekmiş. Türkiye'den 3 tır daha eklenecek. Evet, yani 11 tır buradan, Türkiye'den de 3 tır, toplam 14 tırlık bir yardım ulaştıracaksınız. Peki bu kampanyaya ortak olurken, bu işe girerken motivasyonunuz neydi? Yani Suriye'deki insanlarla ilgili görüşünüz neydi? Neden böyle bir yardım aksiyonunun içerisine yer aldınız? Oradaki insanların çektiği çileyi biz de basın yoluyla gördüğümüz için hiç düşünmeden böyle bir şeye karar verdik biz de. Çok kısa bir de sizin firmanızla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yani Ekol Lojistik nerelerde iş yapıyor ağırlıklı olarak? Hangi alanlarda? Tabii ki lojistik alanında ama hangi ülkelerde ve ağırlıklı olarak ne üzerine taşımacılık yapıyorsunuz? Ekol Lojistik Türkiye'nin çok uluslu şirketlerinin bir tanesi. Avrupa'nın 7 ülkesinde varız. 750 çekici ve 2150 dorse sayımızda Türkiye'de en büyük araç sayısına sahip olan filoyuz. Konsolos Özkan Durmaz, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sınırlarını açıp barınma imkanı sağlayarak uluslararası kriterlere göre en büyük insani yardımlardan birini yaptığını kaydetti. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de 21 kampta şu anda 200 binin üzerinde Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Bugüne kadar bizim yardımlarımız Suriyelilere Birleşmiş Milletler ölçülerine göre yapılan hesaplamada 2 milyar doları buldu. Bu artan yükün hayırsever kuruluşlarca bu şekilde paylaşılması büyük önem taşıyordu. Çok kısa sürede organize edilmiş bu yardım biliyorsunuz Wings of Help Derneği tarafından, sınır tanımayan havacılar olarak bilinen Frankfurt Hava Alanı'nda yerleşik dernek tarafından organize edilmiş. Konrad Hilton Fraport buna sponsorluk yapmış. Mercedes firması 11 tır, bu 14'e çıkacak diye de söyleniyor. Bir ilaç firması İstanbul'da bir tır daha ekleyerek 350 tane tekerlekli sandalyeyi koyacak. Malzemeler içerisinde 10 binlerce battaniye, 50 bin, 60 bin çocuk aşısı, 75 bin zannediyorum emergency kit var. Oradaki insanların şu hava şartlarında giderek artık kış mevsimi de yaklaşıyor. Hava şartlarına ihtiyaç duyacakları malzemeleri çok kısa bir süre içerisinde organize etmişler. Ve Frankfurt Otomobil Fuarı vesilesiyle de bu konvoyu buradan hareket ettirmeyi öngörmüşler. Biz de kendilerini desteklerimizi ifade etmek için ve onları tebrik etmek için bu faaliyetlerden dolayı buraya geldik. Kendilerini tekrar tebrik ediyor, kutluyoruz. Arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar diledik şoför arkadaşlarımıza. Onlar da bir Türk firmasından sağlanan şoförler. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum.